İyi günler. Doktor Fatih Gündoğdu. Vital Hastanesi'nde kadın hastalıkları olarak doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle normal doğum nedir, normal doğumun kısaca evreleri ve faydaları nelerdir ondan bahsetmek istiyorum. Normal doğum, kitabi olarak 37. gebelik haftasını tamamlamış tek canlı fetüsün doğal kuvvetlerle ekleriyle birlikte vajinal yoldan atılması hadisesidir. Yani bebeğin anneyi vajinal yoldan terk etmesi meselesidir. Şöyle ki, insan leğen kemiği dört çepeçevre kemik yapıyla desteklenmekte ve bu da alt taraftan kas ve bağ dokusuyla desteklenmektedir. Gebeliğin son aylarında, özellikle 34-36. haftalar arasında bebeğin başı doğum kanalına yerleşerek doğuma aday hale gelir. Biz buna angajman deriz. Ve bundan sonra doğumu tetikleyen mekanizmalarla birlikte bebek başı doğum kanalında, yandan da göreceğiniz bu kuyruk sokumu kemiğinin kavsini de geçecek şekilde bir J harfi çizerek vajinal yoldan ilerler. Peki biz doğumu başladığını nasıl anlarız? Doğumun belirtileri çoğunlukla ya ağrısı su gelmesi, ya kanama olması yani nişan gelmesi, ya da ritmik rahim kasılmalarının başlaması yani doğum ağrılarının başlaması olarak adlandırılmaktadır. Ve bunlar başladıktan sonra ilk gebeliklerde ortalama 12-24 saatte, ikinci ve üçüncü doğumlarda ise 12-18. saatler arasında doğum eylemi tamamlanmış olur. Doğumun 3 evresi vardır. Sancıların başlamasından rahim ağzının tam açıklık dediğimiz 10 cm olduğu safhaya kadarki kısım, birinci safha olarak adlandırılmakta, ikinci safha plasentanın atıldığı safha olarak adlandırılmakta. Peki normal doğum neden önemli? Normal doğum 1. sütün erken gelmesi, 2. bebeğin akciğerindeki sıvının atılması, 3. bebeğin anneden geçecek vajinal yolda alacağı oral probiyotikler ve bakterilerle bağışıklığının başlaması nedeniyle önemlidir. Unutmayın, doğum ağrıları sizi sezaryene yönlendirmesin. Epidural anesteziyle normal doğumu hekiminizle mutlaka görüşün.